yarın insanlarımızın mesela şu anda yemekleri servisler veriliyor. İnsanlar gelip kahvaltısını yapıyor. Yarın bu şeyler çekildikten sonra evinin üstü yıkılmış. Evet. Hayvanı ölmüş. Evet. Bu insanlar biz kalacak. Tabii tabii doğru. Bu insanlar o zaman gerçekten ihtiyaç duyacaklar. Bir de Selim Hanım asıl şeyimiz bizim büyük çoğunluğu yaşlı olduğu için biz dışarıya transfer ettik genelde halkın çoğunluğu. İzmir'de, Ankara'da, evet. İstanbul'da, Antalya'da, hı, Aydın'da birçok insanı çekeceğiz. Tabii yani o zaman bir yerden bir program var gibi. Tabii o zaman da çok bir şeyler görüyoruz. Hala biz işte 2 yıl önce buradaydık. Hala insanlar sokakta çadır çadır. Başkanım bu. Israrla 2-3 sefer gittim yanlarına. Gelin benim evim açık dedim. İkisi de çalışıyor, banyonu dedim. Gelmedi. Çekilmiyordu. Yani vatandaşın her yerde sizin gibi bir duş ulaşacağı şansı yok ki sanırım. Ve çok mağdur. Oralarda. Ben onlara çadır, yatak ulaştırdım. Ya ulaştırdınız. Ulaştırdım ben onlara. Söz vermiştim. Yani şey, elektrik sorunları vardı. Onları da çözdüm. Elinize belediyemiz, Gölbaşı Belediye neredeyse hiç kullanılmıyor. Hızlı bir şekilde konteynerleri kurmuşlar. Hala vatandaşın akşama kadar derdini çözmeye çalışıyorlar ama dert büyük gerçekten. Şu anda yapılan şeyler ne dediğiniz gibi esas şey bundan sonrası. Şimdi, başkanım en büyük sıkıntımız şimdi yeni yer başladı. Ağırlıklı yurt dışında ya vatandaşlar. Şimdi biz birinci adres burayı gösteriyoruz izine geldiklerinde ama yurt dışına çıkışta orada küçük çocuğu olanlar, işte işi olanlar, çalışanlar biri düşüyor birinci adresi burada. Oraya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi o mağdur vatandaşlar hiçbirinin girişini yaptıramıyoruz burada. Adresin burada değil diye. En büyük sıkıntı yani bunu çekeceğiz biz. Tabla hepsi miras yoluyla kalmış. İçinde oturanlar var. Oturan kişiye ait olmadığı için yarın bir gün en büyük kaosu yaşayacağımız durumlardan birisi bu olacak zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Bu depremi geçirdik biz. Deprem büyük bir faciayı geçirdik. Fakat şu anda her geçen gün talepler ve ihtiyaçlar bir değişiklik gösterdiği için şu anda bizim farkında olmadığımız ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların en başında salgın hastalıklar olabilir. Bunu defalarca söyledik. Özellikle en küçük kasabaya kadar cildiye uzmanlarının gelmesi gerekiyor. Bizim gittiğimiz her yerde hükümetten ya da diğer kamu kurumlarından biri geldiği zaman herhangi bir şekilde hiç kimse bir şey ifade edemiyor. Fakat bizlerle birlikte herhangi bir il başkanımız, herhangi bir vekilimiz, belediye başkanımız geldiği zaman insanlar yığınla sorunlarını söyleyebiliyorlar, ifade edebiliyorlar.